Ile yaklaşık 50 yıldır yapıyoruz usta. 50 yıldır? Evet. Güzelcehisar Yaylacık Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Hüseyin amca var. Hüseyin amca bizi şimdi misafir ediyor, bahçesini gezdiriyor. Güzelcehisar'da tam 50 yıllık çilek bahçesi. Bir çilek toplayalım. Tabii tabii. Şimdi bunun özelliği şu. İşte yerli Bartın çileği. Bahçenizde ne kadar çok çilek var? Her gün size misafirliğe gelebilir miyim? Gelebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman her gün çilek yiyebiliriz değil mi? Hüseyin abi tavuklar da mı senin? Tavuklar da bizde. İşte. Yukarıdaki çilek bahçesini gördük az önce. Tamam evet. Biri bitiyor biri başlıyor. Evet. Biri bitiyor biri başlıyor. Bu 2 yıllık. Bir gün arayla bir günlük diye. Her gün 300 kilo vermiyor değil mi hayır, bahçe? Hayır. Her gün 300 kilo vermez. Tamam. Burası tamamen doğal yani. Toplayalım mı biraz çilek beraber? Tabii ne demek? Dırnakları buna şöyle koparıyoruz. Şöyle alıyoruz. Aynen öyle. Şöyle. Aynen durum bu işte. Şöyle topluyor bak şöyle. Rahat. 6'da kalkıp bu çileği toplayıp 8'e kadar. 8, pazara. 8-9 pazardayım. İşte çilek. Ayrılık vakti geldi. Ersoy abi bastın yerlerine dikkat et diyecektim ben. Ersoy abi bastı. Nelere basmışım bakalım. Güzelcehisar'a gidiyoruz. Güzelcehisar gerçekten Bartın'ın en güzel köylerinden diyebiliriz. Çünkü Güzelcehisar'da harika bir doğa var. Girgin TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizler için bir video oluşturmaya gidiyoruz. Bugün nereye gidiyoruz? Bartın Güzelcehisar'a gidiyoruz. Meşhur Bartın çileklerini görüntüleyeceğiz sizin için. Sezonun ve mevsimin ilk hasatlarını görüntüleyeceğiz. Girgin TV YouTube kanalı olarak Güzelcehisar'a gidiyoruz. Hadi buyurun. Biliyorsun Bartın'ın neyi meşhur? Bir çileği bir çilek güzeli meşhur. Aynen, kesinlikle öyle. Biz de nereye gidiyoruz? Güzelleri görmeye gidiyoruz. Evet, çilekleri görmeye gidiyoruz. Aynen öyle. Bakalım bizi bekleyen şimdi bir yetiştirici var, çiftçi abimiz var. Evet. Kendisiyle de tanışacağız orada. Evet. Sonra. Sonra Bartın çileklerini size göstermiş olacağız. Güzelcehisar'a gidiyoruz. Güzelcehisar gerçekten Bartın'ın en güzel köylerinden diyebiliriz. Çünkü Güzelcehisar'da harika bir doğa var. Bartın'ın diğer köylerinde de var ama bu köyün bir artısı daha var. Özellikle fındık bahçelerini görüyorum. Düzenli bahçeleri görüyorum. Hem sizi şöyle bir arazi karşılıyor. İşte gelincik. Gelincik çiçekleri ve gelincik. Şöyle doğa manzarası, aşağıda fındık bahçeleri, Bartın Limanı'nda sıra bekleyen gemiler var. Ersoy abi nasıl böyle bir ortam? Çok güzel, çok güzel. Sence yeşil buraya küçük mavi. Sence böyle buraya küçük bir ev çok güzel olur değil güzel mi? Varsın olur, güzel olur. İşte gelincik bahçesi, küçük gelincikler var burada, çiçekler var, harika bir ortam. Bartın'ın birçok köyü çok güzel, gerçekten harika, yeşillik içerisinde ama Güzelcehisar daha da bir güzel. Şimdi çilek bahçelerine gidiyoruz, bahçenin sahibi bizi bekliyor aynı zamanda. Bartın Limanı'na sıra bekleyen yük gemilerini görüyorsunuz. Karadeniz'i görüyorsunuz. Ormanları görüyorsunuz. Fındık bahçelerini görüyorsunuz. Ve sizi şöyle gelincik bahçeleri de sağa sola baktığınız zaman karşılıyor. Oranın süreci bittikten sonra buralara herkesin doya doya gezmesini biz de temenni ediyoruz. Umuyoruz ki o günlerde çok yakında. Çünkü tabiri caizse yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hem Bartın olarak hem Türkiye olarak hem dünya olarak. Bartın'da da çok iyi işler çıkıyor. Umuyoruz Bartın'da da bu süreç çok kısa süre içerisinde bitecek. Ve sonrasında ne yapacağız? Güzelcehisar'da çilek bahçelerinde yayınımız devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Evet, Güzelcehisar Yaylacık Mahallesi'ne geldik. Şimdi Yılmaz abi bizi bekliyor. Çilek bahçesini çekeceğiz beraber. Bakalım Yılmaz abinin çilek bahçesi nasılmış? Bartın'ın meşhur çilekleri.
Güzelcehisar Köyü Yaylacık Mahallesi'nde bir cami. Şöyle gösterelim. Güzelcehisar'da Yaylacık Mahallesi'ne geldik. Yılmaz abi. Yılmaz abinin evi burası. Tabii babası da evde. Bizi karşılayacaklar. Sonra çilek bahçesine gideceğiz beraber. Şöyle verelim. Selamünaleyküm abi. Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bir çilek bahçeniz varmış. Bartın'ın meşhur yerli çilekleri de bahçenizde yetişiyormuş. Doğru. Yapmışsınız. Teşekkür ederim. Buyurun. Görmek isteriz. Bakalım. Müsaade varsa. Tabii, ne demek. Telefon ettik öncesinde. Yılmaz abinin haberi var ama siz babası. Babasıyım. İsminiz? Hüseyin. Hüseyin amca. Hüseyin amca desem bir sıkıntı olur mu? Hayır, hayır. Tamam Hüseyin amca. Evet, Hüseyin abi de diyebilirim istiyorsanız. Evet, her türlü ne tamam, derse. Tamam Hüseyin amca o zaman. Şöyle bahçeye gidelim o zaman. Tamam. Hüseyin abi, bu çilek kaç seneden beri yapıyorsunuz bu çileği böyle bahçenizde? Biz bir bahçemizde bu çileği yaklaşık 50 yıldır yapıyoruz da. 50 yıldır? Evet. Şunu da söyleyeyim, bu şey çileğini yapan kişi de ilk defa biziz. Yani 50 yıldır? 50 yıldır yapıyoruz. Yediveren çileğini de yapan ilk kişi biziz. Yediveren çileği? Evet. Şimdi çileklerin özelliklerine geleceğiz. Evet. Yediveren çileği kışa yakın da oluyor değil mi? Kar yağana kadar oluyor. Aralık ayına kadar oluyor. Aralık ayına kadar oluyor. Diğer çilekler zaten onlar mevcut zaten var. 50 yıllık mesela. Onları devam ediyoruz. Onları devam ettiriyoruz. Peki bu çileği sen Hüseyin amca, şimdi gidiyoruz. Şimdi çilekleri göreceğiz orada da. Mesela 50 yıl önceki fideyle şu andaki fiden mesela hep birbirini tohumladığın fide mi yani? Döngü yaptığın fide mi? Hayır. Yoksa ekliyor musun her şeyi? Kendi çileğimiz. Kendi çileğimiz, tamam. Eski çileğimizi kendimiz mi üretiyoruz? Evet. Fidesini. Tamam. Fakat bunu yediveren de dışarıdan alıyoruz. Yediveren dışarıdan alıyorsun. Evet. İki senede bir alıyoruz onu. He, iki senede bir. Ama sonuçta o da o yani organik tarıma giriyor değil mi? Tabii yani organik olarak? Zaten. Biz bu senede değil mi bizimkisi? Yani dışarıdan alıyoruz derken fidesini alıyorsun. Fidesini dışarıdan alıyoruz. Alıyorsun, sonrasında oluyor. Evet. Ama diğer normal çilek kendi çileği. Kendi çileğim. Zaten burada bak, şurada karşıda bak. Şu bahçe bu bir tanesi burada bak. Evet. Bir yeri çilek. Karşısında. Evet. Sana yakın orada. Ben gireyim. Evet, şimdi zaten biz orayı çekeceğiz. Abla da bize eşlik edecek değil mi? Abla da beraber yapıyorsun zaten değil mi? Zaten çileği o yapıyor. Öyle mi? Çileği yapan o ben. Sen satışta mısın Hüseyin amca? Hemen ya, hayır, satışta onları yapıyor. Ben de şey yapmıyorum. O zaman gözetlemede koordinatörsün sen burada. Koordinatör sağlıyorum. Baba olarak değil evet, mi? Evet, doğru. Güzel. Peki. Önüne bak. Tabii. Ersin abi, önümüze bakalım. Bakalım. Önümüze. Şimdi çilek bahçesi burası. Şimdi bu yerli çilek bak. Asıl çilek bahçesi aşağıda, burası yerli. Bahçenin aşağıda en iyisi. İki tane mi var? Evet. Üç tane var. Üç tane var. Kaç dönüm arazi? Büyüklüğü ne kadar? Yediveren çileği bir dönüm. Bir dönüm. Dört dönüm yeri üzerinde bir dönümünü kullanıyoruz orada. Burada da yarım dönüm şey burada. Orada da bir dönüm ilerideki buraya bahçede. Buraya bakalım ilk önce zaten. Bu... Şuraya bakalım. Şimdi biz pazarlarda şuna alışkınız. Manavlarda hep böyle standart büyük büyük yapraklı büyük çilekler var. Şöyle evet. Dışarıdan geliyor. O biz onu yapmıyoruz. Onun aslında onlarda ya bu bununla alakası yok değil mi? Hayır. Bu dededen, organik. Neden kalma bu yerli? Bu 50 yıllık dedemizden kalma bu yerli çilek bu. Evet. Bu fidesini kendimiz üretiyoruz bunu biz. Evet. Aşağı gelin Ersoy abi. Şimdi şöyle. Şimdi neredeyiz? Güzelcehisar Yaylacık Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Hüseyin amca var. Hüseyin amca bizi şimdi misafir ediyor, bahçesini gezdiriyor. Güzelcehisar'da tam 50 yıllık çilek bahçesi. 50 yıldır bu çilekler ekiliyor. Evet. Büyüklerden, nenelerden, dedelerden kalma değil evet, mi? Evet, doğrudur. Bahçe, çilek işte burada. Şimdi sizlerle beraber bu bahçeleri gezeceğiz. Evet. Hüseyin amcayı tanıyalım. Hüseyin amca sen ne iş yapıyorsun normalde? Ya, ben emekliyim şu an. Benim nereden şey emeklisin? Ben belediyeden emekliyim. Belediyeden emeklisin. Evet. Emeklilik nasıl geçiyor? Köy yeri. Özellikle burası çok güzel. Çok, benim için çok güzel. Çok güzel. Keşke bir gün önce emekli olsaymışım. Öyle mi? Gerçekten. Peki hayvancılık var. Hayır, hayvancılık şöyle. İki tane inek var. Çocukları süt, yoğurt, kendi ihtiyacımız için. Çok güzel. Bu niye? Biz kendi ihtiyacımız için. Her şey kendimiz. Kendi bahçenizde var tabii, burada. Tabii. Her şey de buradan natural, her şey doğal. Arılarım da her şeyim burada mevcut var. Oo, arılar da var. İnek sütü, arısı, her şey bende bahçe bak durum arı burada. Arı var, tabii. İnek var, süt var, evet. Ayran var, peynir var. Hepsi de mevcut. Yeşil soğan gördüm orada. Ben yeşil soğana ya. Dayanamam bu arada. Şimdi o bahçeye gideceğiz. Orada göreceğiz orada her şeyi bak. Burada bir şey yok. Öyle mi? Biz oğlum tarımcı zaten. Evet. Biz o tarımcı olalı bu iş üzerine daha fazla gittik. Allah'a şükür hemen bizden fazla bu iş kimse yapamaz. O zaman bu köye yerleşmeye karar verdim. Beni destekliyor musun? Ne demek ya, her zaman. Her gün seninle video çekeriz Hüseyin amca, olmaz mı? Olmaz, olur mu ya? Çok teşekkür ederiz Hüseyin abi. Çok sağ ol. Bak şöyle bak. Şimdi çilek bahçesine geldik. Şöyle bir gösterelim. Bak. Mısırlara basmayalım. Mısırlara basmayalım. Ya o kadar şey incire basılmış hiç önemli değil ya. Bak şöyle yukarı doğru bak. Şöyle. Gel Arsu ya. Şöyle yapalım. Gel abi şöyle bak gel. Şöyle gel bak Ersoy abi. Şöyle gel. Geliyorum. Küçük hanımefendileri de çekeceğim. YouTube kanalıma koymak istiyorum bu küçük hanımefendileri.
Şöyle gelebilirsin Ersoy abi, basmadan. Şu... Bak bunların ya. Bağına basma sakın. Çileğin bağına bastığın anda kuruyor değil mi? Ya pek bir şey olmaz. Biz öğrenmiyoruz. Olmaz. Tamam. Şuradan gösterelim mesela çilekleri. Evet. Şimdi burada işte doğal organik bir çilek. Organik. Şöyle bir çilek toplayalım. Tabii tabii. Şimdi bunun özelliği şu. Bu çileğin. Şimdi bu çileğin özelliği şu. Bakın şimdi göstereceğim size. Ben bir miktar topluyorum. Şimdi bu çilek. Şunu da gösterelim. Şimdi bu çilek neden organik? Bir, şu kurt bunu yemiş. Bu kurt evet. Bu ilaç o ilaç olsa bunda. İlaç hiç yok. İlaç olsa bu kurt bu çileği yiyemez. Hayır, asla evet. Şu çürümüş, tamam, bunu kenara koyalım. Bir kısmı kesilebilir, kullanılabilir. Hayır, yok, i̇şte ben... işte yerli Bartın çileği. Evet. Şöyle gelelim. Çekimi şuradan devam edelim. Şöyle gel abi. Tamam. İkinci kayda geçelim. Elmas ablacığım sen de gel şöyle. Şöyle biraz mesafeli duralım. Aynen. Şöyle. Sosyal. Şimdi sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Tabii ki burada yerli çilekler burada. Evet. İşte Elmas abla diyebilir miyim? Evet. Elmas ablam burada bu emeği vermiş. İşte Bartın'ın yerli çileği. Burada toplanıyor. Sepetlere, kovalara koyuluyor. Ve pazara götürülüyor. Satılıyor bunlar. Tabii burada sadece çilek burada yok. Buradaki bahçenin haricinde iki bahçe daha varmış. Var. Tabii Hüseyin amca bize eşlik ediyor. Elmas abla burada emek vermiş. Görüyorsunuz bu çilekleri. Peki Hüseyin abi orada da devam edeceğiz ama bu çilekleri almak isteyen nasıl alacak? Buraya gelip alabiliyor mu? İsterse alabilir. Buraya gelebilir alabilir. Tabii telefon eder bize. Tamam. İstediği şekilde alabilir yani. Tamam peki sipariş pazarda nerede satıyorsunuz bu çileği? Anıt Meydan. Anıt Meydanı'nda. Evet. Peki oradan hangi standta bulacaklar sizi? Biz o şimdi oradaki durum sabahleyin bir zaman değişebiliyor. Şu Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nın orada kenarında. Evet, kenarında evet. Aynen aynen. Şöyle kenarda dizilen çileklerden. Aynen, aynen. Şeylerden. Evet, evet doğrudur. Bu çilekleri oradan bulabiliyorsunuz. Şu anda piyasası ne kadar? Şimdi bu 10 lira. Bu 10 lira buyurun. 7 veren 15 lira. O göreceksiniz şimdi oraya gideceğiz. 7 veren 15 lira. Veren 15 onun lira. Özelliği ne Hüseyin amca? O çok iri bir çilek. İri bir çilek. Tabii. Özellik olarak öyle. Özellik olarak çok iri yani öyle çok dumdur böyle iri bir çilek. Hı hı. Onu öyle veriyoruz. Evet. Bunlar reçelik olarak geçiyor. Reçelik. Özellikle bu reçeli bunu çok tercih ediyor reçela. Şimdi bu küçük hanımı tanıyacağım. Heh. Sen gel bakalım yanıma şöyle. Gel yanıma. Bu kovayı sen bana getirdin. Öyle mi? Çilekleri mi dolduracağız buna? Şimdi teşekkür ederim. Kovayı getirdin. Şöyle kameraya göster bakalım çilekleri. Maskeni de takmışsın sen. Aferin ona. Bak buraya bak. Kurallara da uyuyorsun. Aynen öyle. Peki adın ne senin? Yaren. Yaren kaç yaşındasın? 3. Bahçenizde ne kadar çok çilek var? Şöyle bir şey söyleyeceğim Yaren. Bahçenizde ne kadar çok çilek var? Her gün size misafirliğe gelebilir miyim? Gelebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman her gün çilek yiyebiliriz değil mi? Hı-hı. Beni çilek bahçesine götürür müsün böyle çilek yemeye toplamaya? Hı-hı. Çok güzel Yaren. YouTube izliyor musun? İzliyorum. YouTube'da kendini izleyeceksin o zaman. Hadi bakalım arkadaşlarına söyle, fırsatı da buldun. YouTube'dan ne söylemek istersin arkadaşlarına? Aklına mı gelmiyor? O zaman el sallayalım bakalım hadi. Hadi. Videoyu izlemeyi unutmayın de. Hadi. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Oraya hadi. Oraya. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Bir daha söyle sesli bir şekilde. Bu videoyu izlemeyi unutmayın da. İzlemeyi unutmayın. Tamam oldu. Hadi bakalım o zaman gidelim. İçerideki ikinci çilek bahçesine geçelim. Hüseyin abi tavuklar da mı senin? Tavuklar da bizim. Ya yumurta, bal, arla orada bak. Bizim bir sıkıntı hep doğal besleniyoruz biz. Şimdi Ersoy abi. Sen mi konuşuyorum yani? Şimdi sen burada, arı kovanların burada. Hüseyin bir kısmı başka yerde. Başka yerde. Başka bahçede. Balını kendin üretiyorsun. Tabii tabii. Tavukların var, yumurtanı kendin üretiyorsun. Aynen, süt kendimize. İki tane inek var. Evet. İnek, süt, yoğurt, peynir. Aynen. Yumurta burada, bal orada. Evet. Süt, peynir, yoğurt, orada. Ayran burada. Aynen. Çilek burada. Aynen. Bir de yeşil soğan eklenince. Sebzeler aşağıda. Daha aşağıda mı? Meyveler de. Köy ekmeği falan da yapalım da bir gün şöyle Ramazan'dan sonra yeşil soğanlarla beraber yemeğe gelelim. Aynen olur, olur. Ne sana? Demek? Tamam. Sağ ol Hüseyin abi. Şimdi tabii çilek bahçesine şöyle gidelim abi. Tabii şöyle. Tamam. Şimdi bu çilek bahçesi ikincisi mi Hüseyin abi? Bu birinci dönem. Bu Mart'ta dikildi. Tabii. Buyur Hüseyin abi. Bunu Mart'ta diktik. Evet. Bu şimdi Mart'ta diktik biz. Bu sene çile bu. Evet. Yeni verim yapmaya başladı. Tabii bu 20 gün bir ay sonra
tam verimini yapacak. 20 gün bir ay sonra. 20 gün sonra en fazla 20 gün. Bu özel şey yapmış değil mi? Aralık paketlenmiş ayına kadar devam edecek bu. Özel paketlenmiş. Bartın'da 50 yıldır çilek üretimi yapan bir ailenin yanındayız. Evet aynen doğrudur. Hüseyin bak. Amcanın yanındayız. Hüseyin Gülmez. 50 yıldır çilek üretimi yapıyorlar. İlk yani... defa da bu şeyi yedven şeren yapan kişi koyabileceğiz. İlk defa. Tabii. Evet. Burada tabii çiftçilikte. Şimdi az sonra birkaç çilek kopartacağız tabii buradan. Tabii. Şöyle bir toplayacağız. Göstereceğiz ama izleyicilerimize. Yukarıdan şey yaparsın. Yukarıdan tutuyor bunu. Yukarıda çok. Burası yeni oluyor daha. Ha, yeni oluyor. Burası yeni üretime geçiyor. Tamam. Bak. Çilek bahçesi burası. Burası. Bak. Burası da aynı devamı. Üzerine şey örtük biz bunu. Evet. Hava muhalefeti vurmasın diye. Üzerine buranın şey örtük biz. Yanları açık. Sırf gübreyle bak. Hiç burada doğal şey gübre yok. Hep böyle hayvan gübresi değil mi? Hayvan gübresi burası. Tamamen bak. Zaten çekimde de böyle olur. Evet. Hep hayvan gübresi. Ooo asıl çilek bahçesi burasıymış. Yani, tabii. Bak Serkan Bey. Evet. Burada olmayan bir meyve yok. İncirinden haklığına gülse. Para yemiş yani olmayan bir meyve yok bizde. Bahçen çok güzel. Bahçen çok güzel Hüseyin amca. Şunlar galiba fasulye falan mı? Şey bunlar şey... Bak sen de Hüseyin abi basma özellerine dikkat et şöyle. Ya fark etmez. Ya bu dönem değil ya. Önemli değil ya. Şimdi Hüseyin abi buraya kadar geldik. Kamera açısı şöyle bizi bir göstersin ilk aynen, önce. Aynen şöyle tamam. Sen şöyle gel Hüseyin abi. Gel abi. Evet. İşte. Yukarıdaki çilek bahçesini gördük az önce. Tamam evet. Şimdi şu az önceki yerleri de gördük. Tamam. Bunlar biraz daha geç. Tabii onlar yeni dikildi. Sen bunları sezon sezon yapıyorsun değil mi tabii, abi? Tabii tabii. Biri bitiyor biri başlıyor. Evet. Biri bitiyor biri başlıyor. Bu 2 yıllık. 2 yıllık. Seneye bunda çok az çilek olur. Evet. Şimdi kameramızı gösterelim. İşte 50 yıllık çilek bahçesi. Yukarısı da vardı, aşağısı da vardı. Burası da 2 yıllık bahçe. Tabii 2 yıllık derken daha öncesi de vardı. Tabii tabii. Eklene eklene gidiyor. Değiştiriyoruz. İşte kilolarca çilek. Tabii. Biz buradan günde 300 kilo çilek topladığımız zaman oldu. 300 kilo. Bunu alalım. Hüseyin abi. Efendim Serkan Bey. Günde kaç kilo çilek topluyorsunuz? Mesela 3 bahçede faaliyete geçti diyelim. 3 bahçede. 400-500 civarında 3'ünden topladım. Günlük? Tabii. Günlük. Bir gün arayla, bir günlük değil. Bir gün arayla? Bir gün arayla. Her gün 300 kilo vermiyor değil mi hayır, bahçe? Hayır. Her gün 300 kilo vermez. Tam kızarmaz, tat vermez o zaman. Tat vermez. Tat vermez. Bir gün mü geçmesi gerekiyor? Bir gün veya gün. Gerektiği zaman 2 günde ara verebiliyoruz. Peki çilek alanlar en çok neye dikkat etmeli? Mesela bu çileğin doğal mı, değil mi? Yoksa işte Antalya demeyeyim de şehir dışından gelen çilekler var bazı yerlere. Serkan Bey şimdi Bartın'a bu 7 üreticilerini götürüyorlar. Evet. Bak bu şekil seradonlar. Seranın içinde. Bak bizimki seranın içinde değil. Toprakta. Bak toprakta bizimkisi. Bu da çok önemli. Neden? Seranın içinde olmayla seranın toprakta olmayla. Seranın içinde olma... bu bir ay önce çıkar. Ve de seranın kokusu çileğe siner. Sere kokusu. Hmm. Her bir şey siner serada olan bir şey. Dışarıdakine benzemez. Bak bu dışarıda doğal. Hiç bunda bir sıkıntı yok. Buranın altına biz önce hayvan gübresi serdik. Böyle bu arkları altına. Evet. Bir de 15-15 gübre ödedik ilk sene. Ondan sonra biz buraya gübre de vermiyoruz. Burası tamamen doğal yani. Tamamen doğal. Tabii hiç öyle bir... Tabii gübreyi için, de hayvan gübresi kullanıyorsunuz. Hayvan gübresi serdik bu kanalları üzerine birden. Öyle güzel çapaladık, düzenlediler çocukla. Çok iyi ya. Hüseyin abi. Yani tamamen doğal yani. Öyle serada yani... falan değil bizim çilek. Bak yüz yönünde serada bir şey yok bizde çilek evet, olarak. Evet, evet. Su kuyusu da var orada. Bak buradan bir, iki tane keson uyuyor burada. Hiç devamlı bas bitmez. Bir tane de daha üst başında var keson uyuyor. Evet. Su sıkıntısı yok. Su sıkıntısı olsa bu iş olmaz zaten. Toplayalım mı biraz çilek beraber? Tabii ne demek? Şöyle alalım bakalım bir tane kova. Bilmiyorum senin kovan var mı? Benim kovam yok ya. Var ya. Sana da getirdim. Tamam. Nasıl topluyoruz şimdi Hüseyin abi? Serkan Bey şöyle. Şöyle. Şöyle bak. Şöyle. Şöyle bir yakından mı görelim ya? Nasıl şöyle bir bak. El hareketini görelim. Şöyle tırnaklarımızla şöyle koparıyoruz. Tırnaklarımızla. Ben de yapabilir evet. miyim Hüseyin abi? Tabii. Şöyle. Şöyle değil mi? Şöyle alıyoruz. Şöyle. Şöyle mi? Aynen öyle. Şöyle. Aynen durum bu işte. Şu çileği de alıyoruz. Tabii ya. İstediği şekilde. Şöyle. Tamam o şekil. Olmuş o alıştıysan. Hadi. Öğren de işte. Devam et. Ben topla. Gidiyorum görüşürüz. Çilekleri toplayayım abi. Toplayalım bakalım. Toplayalım bakalım. Hem de çilek satın alırız sizden. Devam oo şurası daha iyi ya. Rengarenk şurası. Her taraf ya. Her taraf maşallah bunu. Şöyle. Şuradan bir çekim yapalım değil mi şöyle? Tabii. Şuradan şöyle alalım. Kamerayla. Heh. İşte çilekler. İşte çilekler. Bartın çileği.
Hüseyin abi öğretti. Şöyle tutuyormuşuz. Ha, şöyle kırıyormuşuz. Evet. Şöyle tutuyoruz. Aynen. Ve kırıyoruz. Durum bu yani. Dibinden çekmiyoruz değil mi Hüseyin abi? Çekmiyoruz. Şöyle. Ama çilek çürür. O zaman buraya şöyle biraz bir çilek toplayalım. Tabii. Ya dibinden çekince çürüyor değil mi? Kapayan toplayalım. Şöyle kovamızı koyalım şuraya. Bu oraya şey yap. Tabii şöyle topluyoruz. Sabah bizim çocuklar burada bir saatte 100 kilo çilek toplarlar. Öyle mi? Tabii. Onlar, vallahi ben bir saatte 2 kilo toplayabilirim. Sen anca. Onlar o işi beceri ya. Benim bu dibinden koptu ama olsun. Yok, şöyle bir tane. Ben... Kurumuş ama bu. Kurduğu yok yok kop. Zaten kopacak illa da. İlla da bir şey olacak yani, o sıkıntı değil. Güzel aralarından çok güzel yerlere. Kullar güzel bak. Neresi? Öyle bak. Oo, gel 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 Ersoy abi gel. Gel şu alttan bak, şuradan doğru gel. Ersoy abi bak, çilekleri buldum. İşte Bartın'ın meşhur çilekleri. Şöyle. Bakar mısın bahçeye? Bak. Şu bahçeye bak. Çileklerin güzelliğine bak ya. Şuna bak. Şuraya bakar mısın şuna? Vay be. Çilekler çok güzel. Şöyle biraz daha toplayalım. Sonrasında... Ben biraz mesafem uzak olduğu için maskemi çıkarabilir miyim? Çok sıcak oldu. Çilek toplamak da tabii meşakkatli, öyle kolay değil. İyi tabii. Ama hakikaten çok güzel kokuyor. Hüseyin abi sen hızlı topluyorsun ya. 50 yıllık tecrübe mi bu? Ya tecrübe tabii ya. Baksana Hüseyin abi. Ya Hüseyin abi daha başka topluyor. Bak böyle şöyle topluyor. Bak Ersoy abi. Şöyle topluyor bak şöyle. Rahat. Aynen. Bak rahat. Ben duruyorum şimdi, şöyle duracağım. Tabii öyle bak. Çileği alacağım. Bak evet. Böyle. Hiç benim için sıkıntı olmadı. Yaren nerede ya? Yaren nerede? Yaren. Gel sen de yardım et. Patlak geldi. Ya ben bu işi çözdüm. Benim kova doldu. Şimdi 2-3 tane daha toplayayım şuradan. Sonra... Bahçenin bekçisini de çek. Evet, çekiyorum onu. Bak arkada bekliyor. Adı ne? Adı ne bahçenin bekçisinin? Yumak. Yumak! Yumak buradayız bak. Varlar orada. Uyduda kendini güzel görersin. Çıkar ya o. Çıkar. Çünkü yani o kadar aranlar. Ersoy abi sen ne kadar alacaksın çilek? Ne kadar alacağım? Ya. Ben alacağım yani. Ya alırız ya, tamam, sıkıntı yok. Hüseyin abi sen doldur Ersoy abi ya. Aynen aynen alırız, problem değil. Ya o hediyemiz zaten, o kadar ya, şey olmaz. Ben sen çilek alacağız. Ben abi, çocuklarıma götürürüm ben onları. Tamam götür. Ablası yapmış yesinler. Evet. Fazla toprak da olmaz Serkan Bey. Üzerinde altın poşet var ya. Öyle mi? Diğerleri, yerli çilekleri biz şey yapmıyoruz tabi. Poşet olmadığı için onlar toprak olur. Bunlar tertemiz bak. Evet. Diğerleri de iyiydi ya. Yaren ne yapıyorsun? Yaren merhaba. Hadi gel. Yaren. Gel buraya. Arkadaşlar YouTube kanalımızda videomuz devam ediyor. Kanalımıza abone olarak... Videolarımıza beğeni atarak bize destek olabiliyorsunuz. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz der misin Yaren? Söyle Yaren. Sen hadi. Sen de gel. Biraz arkadaşlar
Kanalımıza abone olur musunuz? Evet de. Sen söyleyeceksin. Oraya söyleyeceğim. Söyle bakalım. Evet de. Sena söyle. Şey olsa bölü. Sena gel bakalım buraya. Sena söyler bence. Çıkart maskeni. Hadi seni maskesiz çekelim şöyle bir. Boşver, bırak, ben zor duruyorum. Gel. Gel yanıma. Adın ne senin? Sena'mış. Kaç yaşındasın? 10. Bu çilek bahçesi sizin mi? Evet. Ne kadar şanslısın. Ne kadar şanslısın. Her gün çilek yiyebiliyor musun? İstediğimiz zaman. İstediğin zaman. Hı-hı. Harika bir yaşam ortamınız ve tarzınız var. Çok beğendik. Herkes bu çilek bahçesini gördükten sonra sizin gibi olmak isteyecek, emin ol. O kadar lezzetli çilekler. Dede? Evet. Dedenle aran nasıl? İyi. İyi mi? Hı-hı. Bu videoyu o zaman ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. YouTube kanalımıza? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tamam. Girgin TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, burası biraz tabii sıcak. Çilekleri de topladık. Ersoy abi hala çilek topluyor orada. Hüseyin amca. Efendim. Sen buradasın. Burada. Çilekleri topladık. Afiyet olsun. Daha bakalım. Çilek bahçesi burası 3. bahçe değil mi? Burası, 1, 2, 3. Evet, 3. Bir bahçemizde şey de var işte. Güzel. Uzak orası. Biraz uzak yalnız oraya. Peki bu bahçenin bir de bekçisi var değil mi? Bekçi orada yatıyor bak, bekliyor. Ne yapıyor bekçi? Bekçi geceleri bekliyor buraya. Var mı, geliyor mu buraya domuz falan, yaban ya, hayvan? Buraya tabii geliyor. 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 Köpek olduğundan? O köpek olduğundan gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Şöyle arada bir biz de bakıyoruz. Siz de bakıyorsunuz. Bakalım şöyle o zaman biz de bahçenin şöyle hem bekçisini gösterelim size. Selamünaleyküm Bazarola. Kolay gelsin. Sağ ol Serkan Bey, sağ ol. Evet, çilek bahçeleri. Çilek bahçesini görüyorsunuz. Çok güneş var, sıcak var. Çok sıcak var, evet. Elmas abla. Acayip sıcak var. Şimdi gördüğünüz gibi burada. Adı ne bunun? Yumak. Yumak. Ne haber? Gel buraya gel. Gel Yumak. Gel buraya gel. Gelsene. Ne oldu? Burada bir bekçi var. Fındık ağacının gölgesinde bekliyor tabii. Biz şöyle çilek bahçesinde turumuzu devam ettirelim. Bakın şimdi şurada bir çilek var. Hem de kaç tane. Görüyorsunuz. Bartı'nın çilekleri. Hüseyin abi. Efendim. Ben bayağı topladım. Ben de topladım. Yarışsak nasıl olur? Nasıl hocam? Şimdi benimkine çocuklar da koydular az önce biraz. Koydu evet. O da tecrübe farkı olmuş oluyor değil mi? Doğru evet. Ama sen çok rahat topladın çileği gerçekten. Benim zaten şeyim o ya. Yani şöyle bir elini atmışsın kenara, şöyle koymuşsun. Tık 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 tık. Aynen. İki parmakla çilek topluyorsun sen. Evet, iki parmakla. Evet, tabii bu da tecrübeyle değil mi? Tabii. 50 yıllık tecrübe. Tecrübe konuşuyor ya. Burada gerçekten çok büyük bir emek var Hüseyin abi. Var. 50 yıldır da işinizin başındasınız. Bu işi bu, evet. Yapıyoruz. Şimdi insanlar şöyle mi sanıyor? Hani pazara biz bu tezgaha bunu koyuyoruz. Evet. Örnek veriyorum, bunun kilosu 10 lira. Ya bu çilek pahalı. Pahalı ama bu çilek buraya gelene kadar, 10 lira olana kadar. Aynen, çok emek var. Şimdi buraları çapalıyorsunuz, organik gübre tabii yapıyorsunuz. Şuradaki sistemi kuruyorsunuz, sulama yapıyorsunuz, tabii, yetiştiriyorsunuz. Tabii. Bu şekilde bu sıcakta topluyorsunuz. Aynen. Pazara götürüyorsunuz. Aynen. Çiftçi de, üretici de emeğinin karşılığını orada istiyor mantıklar aynen, değil mi? Aynen. Vatandaşın diye bazı çok pahalı. Bu tarladan çıkıyor. Öyle bir şey yok işte. Tarladan çıkıyor diye bir şey yok. Aynen, öyle bir şey yok. Çıkıyor ama nasıl çıkıyor? Evet. Gerçekten böyle yani. Şöyle tarladan çıkıyor diye ya. Bu nedir diye ya. Şöyle bir gidelim mi? Gidelim. Ürün kameraya. Ürünleri bir yakından görelim. Ürünleri mi? Evet. Ürünlerimizi gösterelim. Bartın'da güzelce Hisar'a geldik. Burada Hüseyin amcam emekli. Arıları var, tavukları var. İki tane ineği var. Süt, yoğurt, peynir. En önemlisi 50 yıldır çilek bahçesi yapıyorlar. Aynen. Tabii Hüseyin amca bunu yapmış. Belli bir süre yapmış. Ama tabii Elmas ablam var burada. Asıl büyük emekçi. Aslında emekçi kendisi. Yani. Tabii. Burada buranın kazması, sulanması, çapalanması, gübrelenmesi, toplanması. Hep o yapıyor. Bütün aşamasında. Onun elinden geçiyor. Elmas abla sen de şöyle bir alabilirim ben. Onun elinden geçiyor. Sana zahmet olmazsa şöyle. Yormayayım seni de abla. Sen de şöyle gel. Hem sosyal mesafeye de uyalım. Gel abla. Tam ortaya. Evet. Şimdi burada birinci kim? Burada birinci her zaman için Elmas abla. Tabii. Emek vermiş. O zaten. Bu çilekleri üretmişsin Elmas abla. Ne söylemek istersin? Bu çilekler mesela üretilirken nelere dikkat edilmeli? İnsanlar bu çileği alırken kolay mı diyorlar, ne diyorlar evet, yani? Çok basit olduğunu, sanki hani bahçeden toplamışız gelmişiz.
Öyle yani, sanıyorlar yani. Kendiliğinden buraya gelene kadar çok zahmet var. Kendiliğinden yetişiyormuş gibi aynen, sanıyorlar. Aynen aynen, sanki toplamışız oradan bir sanki. Öyle düşünüyorlar yani. Tamam. Aslında öyle değil. Hangi evreleri var? Bana hızlıca şöyle şu çileğin bir evrelerini anlatır mısın abla? En baştan. Düz bir tarlam var benim, çilek yapacağım. Önce masrolar yapılır. Sonra sulamalar, damlamalar çekilir. Sonra fide dikilir. Sonra gübrelerime verilir. İki gün arayla sürekli sulanır. Kış ve yaz hiç fark etmez. Hiç fark etmez yani, çünkü altı su almıyor bunu. Yani sulanması, yapraklarının kesilmesi, bu bittikten sonra bitmiş dallarının temizlenmesi, yaprakların temizlenmesi, kuru yaprakların alınması gerekir. Yani iki gün bir kere kızarması gerekir. Öyle erken alırsan tadı olmaz. Sonra tabii bunun da bir oranı var değil mi? Mesela şu çilek olmuş bir çilek değil mi? Şöyle mesela. Evet, evet. Şu olgun bir çilek. Evet. Ama burada olgun olmayanlar var. Çok var. Sonra ne yapıyorsunuz? Pazara gitmeden bir gün önceden topluyorsunuz bunu. Evet, hayır. Gideceğimiz bir saat önceden. Hayır. Hayır, gittiğimiz gün topluyoruz. Öyle mi? Tabii. Bir saat önceden. Toplayıp gidiyoruz hemen. Vay. O gün toplanıyor. Aynen, evet, aynen. Taze taze, süper. Yani sizin orada Cumhuriyet Meydanı'nda orada kenarda sattığınız çilekler, evet, o gün sabah toplanıyor. Aynen. Bunu bilmiyordum. Abi, gerçekten bizde öyle yani. Toplanıyor. Gerçekten öyle. Salı sabah gideceğim. 6'da kalkıp bu çileği toplayıp 8'e kadar pazara. 8-9 pazardayım. Pazara yetişiyor. Evet. Sonra tabii buradan kazanç elde ediyorsunuz. Evet. Çiftçisiniz, üreticisiniz. Evet. Tabii aynen. Burada riskler var. Evet. Hava faktörü var. Aynen. Değil mi? Hava muhalefeti var. Aynen aynen. Şuradaki çilek mesela serada bir çilek değil. Sadece üzerinde hava muhalefeti. Sadece üzerinde bir kapatın. Hava muhalefeti şey yapmasın diye koydu onu. O da bir bölüm çilek. Diğerlerine yine açıkladım. Aynen evet. Ne söylemek istersin abla? Bugün bizi misafir ettiniz. Öncelikle Hüseyin amca, sana, Elmas abla, size ya çok teşekkür ederiz. Ne demek biz ya? Biz de yani hem Ramazan ayı hem oruçlu bu halde, bu sıcakta geldiniz, bu çekime de katıldınız burada. Size zahmet verdik. Ya aşk olsun, ne demek ya? Çilek almak isteyenleri Cumhuriyet Meydanı'nın orada. Buyursunlar. Evet. Satışta alıp kim bulunuyor? Ben alıp satıcı değilim. Alıp satıcı değil, kendim üretip kendim satıyorum. Bahçeden halka. Bahçeden halka. Evet. Orada kim satıyor? Orada standta duran kim? Orada bazıları alıp satıyor. Çok kişi var ama çoğu bazıları... Sizde mesela. Sizde kim satıyor? Ben. Cumhuriyet Meydanı'nın orada. Hangi günler duruyorsun? Salı, cuma. Ama Ramazan'dan sonra hafta içi de gelirim. Hafta içi de gelirsin. Evet. Evet. Biz de buradan Elmas abladan çilek almak isteyenler, işte çileğin nerede üretildiğini gördünüz. Hangi şartlarda, hangi evrelerle üretildiğini de Elmas abla anlattı burada. Hüseyin abi bize eşlik etti. Siz de Güzelcehisar. İşte burada Yaylacık Mahallesi'nde Hüseyin amcamla Elmas ablamın çileklerinden almak istiyorsanız, bu ailenin 50 yıllık çilek bahçelerinden çilek almak istiyorsanız Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu yere geliyorsunuz. Bartın'da Cumhuriyet Meydanı. Bartın'ın en güzel çileği burada. Bartın'ın en güzel köyü, Güzelcehisar'dan Bartın'ın en güzel çileği burada. Çilekler burada. Bartın'da Güzelcehisar çileğini, yani bu çilekleri almak istiyorsanız, işte bu bahçelerden toplanan çilekleri almak istiyorsanız Cumhuriyet Meydanı'na geliyorsunuz. Elmas ablayı buluyorsunuz. Ben sizin videoda çileklerinizi izledim. Aynen. Hangi şartlarda yetiştiğini gördüm. O çileklerden almak istiyoruz diyorsunuz. Şu anda Ramazan dolayısıyla Salı Cuma. Ramazan'dan sonra, evet, bayramdan sonra hangi gün açarsınız oraya? O belli olmaz çileğin durumuna göre. Hani yani bayram sonrası çünkü var ama. Bayram sonrası var. Yoğunlaşacak. Yoğunlaşacak. Bu sabah oradasınız. Evet. Tabii. Salı Cuma, bayrama kadar oradayım. Evet. Bayramın 3. günde oradayım. Bayram 1-2-3 orada mısınız? 1 değil, 3. günde oradayım. Tamam. Allah nasip ederse. Yani Perşembe günü. Bayramın 3. günü Salı oluyor yine. Pazar bayram. Pazarsı bayram, Salı bayram. Ha doğru, haftaya. Evet. Evet. Tamam. Bu çilekleri almak istiyorsanız yarın, yani 19 Mayıs Salı. Evet. Bu çilekleri oradan alabilirsiniz. Sonra Cuma günü oradan alabilirsiniz. Evet. Bayram sonrası Salı, bayramın yani 3. Onun günü. Devamı gelir zaten. Orada alabilirsiniz, sonra devamı gelir. Cumhuriyet Meydanı'nda Elmas ablayı buluyorsunuz. Güzelcehisar çileklerinden almak istiyorum diyorsunuz. İşte çilek. Biz aracıya vermiyoruz. Kendimiz de veriyoruz tüketiciye. Evet. Tarladan halka. Halka sloganı aynen verelim. Tarladan halka. 50 yıllık geleneksel bahçeden, evet, çilek. Bu bahçeden çilek. Hüseyin amca çok çok teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersin Hüseyin amca? Ya ben geldiğiniz için teşekkür ederim size. Ya millet tanısın, bir öğrensin de daha iyi olur yani. Biz halktan da şey yani, bizim çileğimiz böyle aracıyla satmıyoruz. Kendi çileğiniz. Kendi çileğimiz. Biz de burada çekim yaptık. Güzel oldu. İzleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Hem Ramazan bayramı var, hem de mübarek Ramazan günündeyiz. Hem de çilek üreticisiniz. Ben bütün İslam aleminin bayramını candan kutlarım. Velhasıl velhasıl bir bayram dilerim. Salı Cuma Bartın'dayız. Çilek isteyen gelsin buyursun. Durum bu işte, başka bir şey yok. Peki. Herkese bayramı kutlu olsun. Orada Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra diyorum. Vatandaşların da oruçlu olmadığı zamanda tabii
tatmakta serbest değil mi standa gelip? Tabii tabii. İkram var. İkram var değil mi? Aynen var. Aynen. Bir sıkıntı yok. Var. Kapı herkese açık. Açık. Param yok. Yarım kilo çileği almak istiyorum diyenlere de var mı çileği? Ne demek ya? Olur mu öyle şey? Parası olmazsa olur zaten. Olmuyor. Hüseyin amca sloganı verir misin oradan? Ya parası olmayana yarım kilo çileği, bir kilo çileği sıkıntı değil zaten. Verilir yani. İşte Ersoy abi. Durum bu yani. Bizde öyle bir şey olmaz. İşte biz Türk milletinin sonrasında Bartın halkının özelliği bu. Asla kapıdan geri çevrilmez. Asla çevrilmez. Çilek de olsa, çilek de olsa siz oradan ben çilek istiyorum ama uygun mu dille askıda çilek de olabilir ama Hüseyin amca dedi ki her zaman dedi asla sorun olmaz. Yarım kilo sorun bir kilo. Olmaz hiçbir zaman. Vatandaş çilek almak istiyorsa parası olsun olmasın. Gelsin Hüseyin amcanın yanına. Hüseyin amca, Elmas abla bize sıkıntı olmaz. Yardımcı olacaklar. Yarım kilo bir kilo çilek. Orada parası yoksa süper. Zaten önemli olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Sen de söylemek istersin. Elmas abla, bizi bugün misafir ettiniz burada. Yaklaşık bir saattir köyünüzdeyiz. Çekimler yaptık, bahçeye geldik, sıcak. Ne söylemek istersin? Hem Ramazan bayramı var, hem satış yapıyorsun, hem üreticisin, hem bir annesin. Geçmiş anneler gününü de kutluyoruz bu arada. Ben herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah seneye Ramazan'a ermeyi herkese Allah nasip etsin. Güzel bir şekilde bu sene buruk geçti. Allah hepimize bu hastalıktan kurtulmayı nasip etsin. Herkes özgürlüğüne kavuşsun istiyorum. Evet. Yaren bir şey söyleyecek misin? Söyle kızım şey. Söylemeyecek misin? Bayramı kutlu olsun da. Tamam. Bir daha gelelim mi biz? Evet de. Bir daha gelelim mi? Evet de. İnternette kendini izleyeceksin bak o zaman. Göreceksin bir daha gelmemizi isteyeceksin bizim. Konuş. Hadi el salla o zaman. Hadi oraya el salla. Oraya. Bartın'da Güzelcehisar'dayız. Güzelcehisar Yaylacık. Yaylacık Mahallesi. Bartın'da Güzelcehisar'dayız. Güzelcehisar Yaylacık Mahallesi'ndeyiz. Burası biraz daha sıcak. Çilek topladık. Bartın'ın organik çileği. İşte Bartın'ın meşhur çileği. O çilek, bu çilek. Hatta ismine güzellik yarışmalarının yapıldığı bu çilek. Evet, yarışmalara katıldınız mı daha önce? Çok katıldı. Var mı derece? İkinci olduk. İkinci oldunuz, güzel. Evet. Dereceye de girmiş bir çilek. Burada Hüseyin amcanın, Elmas ablanın çilek bahçesini gezdik. Onlar da bize eşlik ettiler. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Girgin TV YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Ben Serkan Girgin. Ben Ersoy Bank. Hüseyin abi. Gün bitmek üzere. Artık hava kararacak az sonra. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzeldi. Çilekleri de buradan almak isteyenlere yönlendirelim. Hala bir sürü çilek var. İnsan toplamak çilek istiyor. Çilek çok ya. Evet. Güzelcehisar'da bir gün bu kadardı. Fakat tabii ceketi çıkartsam da sıcak. Sıcak yok. Tişörtle dursam da sıcak. Ne yapacağız? Çok soğuk su var ya. Nerede soğuk su? Evet bak orada bak. Abi, Elmas abla ne yapıyor? Buzağına mübarek ya. Şöyle bir yüzümüzü yıkayalım o zaman. Tabii buyur. Buzağına ya. Evet. Bak bir yıka bak buz ya mübarek ya. Oo çok soğukmuş ya. Evet, çilek bahçesinde çekimimiz bitti. Şöyle soğuk suyla yüzümüzü de yıkadık ama Yasin geldi. O da bir emekçi. Bu bahçede emeği varmış. Evet. Yasin'i çekmeden olmaz. Yasin gel buraya. Aynen. Yasin buraya gel. Ne haber Yasin? İyi. Nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizin çilek bahçenizi çekmeye geldim. Harika çilekler yapmışsınız, yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Çalıştın mı bahçede? Peki hangi aşamasında çalıştın? Otunu kazdım. Suladım. Başka? Biraz emek vereceğiz, çalışacağız. Sonrasında bunlar satılacak. Sonrasında ne yapacağız? Hem çilekleri yiyeceğiz, hem sattığımız paralarla okul harçlığı yapacağız. Dondurma alacağız, değil mi Yasin? Güzel. Evet. Ne söylemek istersin son olarak bakalım? Arkadaşlarına söyle. Hangi okul, hangi sınıf? Selam söyle arkadaşlarına. Arkadaşlarına selam söyle. Merhaba arkadaşlar. Sizi çok özledim. Keşke yanınıza gelebilseydim. Evet. Görüşürüz. Hadi bir el salla kameraya. Evet, ayrılık vakti geldi. Tabii Hüseyin abi, Elmas abla bize yardımcı oldu. Çekimleri yaptık. Çileğimizi de aldık. Şimdi yola çıkacağız. Güzelcehisar, Yaylacık Mahallesi. Aynı zamanda Yılmaz abi şimdi geldi. Yılmaz abi de Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışıyor. Tabii bu hanede oturuyor kendisi. Tarım İl Müdürlüğü'nün de burada bilgisi dahilinde. Tabii. Gelelim. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'nde çok burada bir unitli bir izle halinde bu işleri başardık, yaptık. Tarım İl Müdürlüğü'nden de bu tarz işlere girişirken önden bilgi alabilirsiniz. Tabii hem Tarım İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde hem de 50 yıllık tecrübe var burada.
Hüseyin amcaya da gelebilir. Çilek bahçesi yapmak istiyorsanız danışabilirler mi Hüseyin abi? Erhan tabii. Buyursunlar. Danışırsınız da tabii. Tecrübelerinizi anlatırsınız tabii, değil tabii, mi? Tabii. Bu böyle olur, bu böyle olur. Tabii anlatırım. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Helal olsun. Hadi görüşürüz. Ayrılık vakti geldi. Ersoy abi bastığın yerlerine dikkat et diyecektim ben. Demeden gittik. Ersoy abi bastı. Devam edin. Nelere basmışım bakalım. Ersoy abi bravo. Son veda yapıyorduk. Evet. Duygusal bir veda olacaktı ama olamadı. Çok güzel oldu. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım.